Ya Emrah'la ilgili hiçbir şey yok işte bunlarda. Ben size demiştim. Benimsin. Ay. Evet Aslı, yok. Farkındayım. Buyur, ne yapacakmışız söyle. Vallahi ben bilmem. Avukat olan sizsiniz. Ben bir şeyler pişireceğim, ister misiniz? Yok yok, sen tuhaf tuhaf şeyler pişiriyorsun, ben hallederim. Benimkiler mi tuhaf? Siz böcekten yosuna kadar ne varsa yiyorsunuz, benim kuru fasulyem mi tuhaf? Sen kuru fasulye pişirebiliyor musun? Pardon, sen her şeyi yapabiliyorsun, doğru. Evet, her şeyi çok iyi yapıyorum. İyi tamam. Hadi kuru fasulye pişir. Pişiririm. Haşlanmış fasulye. Tembel ev hanımları için. Ah. Ah. Elini keseceksin. Ben açarım. Bu da kapak. Gevşemişti zaten. Pardon, ben hangi tuhaf yemeği yapmışım onu pek anlayamadım da. Gülen yüzlü omleti diyorsanız suratına bile bakmadınız. Yani menemeni diyorsanız eğer, o çok güzel olmuştu. Evet evet, hatırlıyorum. Nefis olmuştu. Çünkü benim için pişirmiştin. Pardon. Önemli değil. Sizin için yapmamıştım bir kere ben onu. Sabah kalkmışsınız, aç açına işe oturmuşsunuz, kafanız çalışsın diye yaptım. Sen ilkokulda da hoşlandığın çocukları vuruyor muydun? Nereden çıktı şimdi ilkokul? Bilmem. Çocuk gibi davrandığın için olabilir mi? Asıl çocuk gibi davranan sizsiniz. Bütün oyuncaklar sizin olsun istiyorsun. Aslı, ne saçma sapan konuşuyorsun? Ha, doğru ya. Hangi kız Barış Buka'nın hayatından çıkmak isteyecek kadar saçma sapan şeyler düşünebilir ki? Değil mi Barış Bey? Aslı, anladım, öfkeni çıkarıyorsun ama sınırı da aşıyorsun.
daha yukarıdan bir şey alacağın zaman bana söyle. Onun yerine beni eve kapatmamaya ne dersiniz? Ya da Emrah'ı içeri attıracak bir şeyler bulup hayatından tamamen çıkmaya? Hayatından çıkmamı mı istiyorsun Aslı? Evet. Peki. Emrah'tan kurtulalım, çıkarım hayatından. Yani onu suçlayacak kanıt bulursam hayatından çıkacaksınız, öyle mi? He. İddialaşıyoruz yani. Tamam, öyle olsun. Ama ben senden önce bulursam sen de böyle saçma sapan davranmayı bırakacaksın. Ben mi saçma sapan davranıyorum? Evet, sen saçma sapan davranıyorsun Aslı. Bana işkence etmeyi bırak artık ya. O sizin uzmanlık alanınız Barış Bey. Duyduklarınız hoşunuza gitmedi değil mi? İnsanların duygularıyla oynayıp sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmalarını bekleyemezsiniz. Yine kaçıyorsunuz. Ben de niye şaşırıyorsam. Bana gelince konuş Aslı, anlat Aslı. Ama sizin hayatınıza dokununca kaçıp gidin. Aslı yeter. Ben seni... Patron! Patron neredesiniz ya? Bak adamı gösterirken yerde bulduk ha. Neredesiniz patron? Aslı! Ha. Aa! Ay! Ne oldu burada ya? Yemek yaptık. Aç mısınız? Siz iyi misiniz ya? Neyi buldun yerde? Neyi nerede? Veli Bey. Veli Bey şey... Heh. İçmiş içmiş bizim kadırganın parkında sızmış. Hey adam kaput patron, bitmiş resmen ya. Nurhan beni öldürdü, helvamı da kavurdu diyor, başka bir şey demiyor. Vallahi gına geldi kaç saattir ya. Burada mı şimdi? He arabada, sızdı öyle kaldı, indirmedim. Eyle. Evet. Ay bir önce sarılayım sana özledim. Oh çok şükür. Kızım buranın hali ne? Aman Gül, deli etti bu adam beni ya. Bir de beni eve kapattı. Ben şu an hapisim burada. Aa, ay ne güzel ya. Üstüne titriyor adam. Kaçırıldın diye aklı gitti tabii. Aman onun aklı sırf bana gitmiyor. Herkese gidiyor. O ne demek kız? Gel göstereyim sana ne demek. Patron hayırdır, bir şey mi oldu? Delirmiş gibi davranıyor Teo. Nasıl delirmiş gibi? Yaptığım onca şeyden sonra artık benim geri dönüşüm yok. O kadar kırdım, o kadar yıprattım ki kendini kapadı bana. Benim hiç kolayım olmayacak mı Teo? Şimdi ulaşmaya çalışıyorum. O da zor. Ya patron sen tepeden tırnağa zor adamsın zaten. Aşık olduğun kadının kolay olmasını beklemiyordun herhalde. Azıcık daha uğraş olacak ama. Veli Bey. Veli Bey. Bayılmamış, ölmüş resmen ya. Hadi son durak, hadi. Kalk, kalk. Ya. Ne içtim bu kadar ki? Allah Allah. Ay. Sen bunları nereden buldun? Emrah verdi. Ay. Aslı. Ya bunun içinde böyle bir yalan dolan bir şeyler olmasın ya. Sen bunu sordun mu Barış Bey'e? Yok artık, daha neler. Ne sıfatla soracakmışım canım. Aman Allah mutlu etsin. Gözümün önünde bir şey yapmasınlar da. Ay sen adamın mutfağını bu fotoğraflar yüzünden mi talan ettin? Of gülüm ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne oldu Hakan? Ne bu? Sıcak çikolata. Bu çocuk içeceğini ne yapayım ben? Böyle bir şey istemedim ki. Biliyorum. Neden getirdin o zaman? İhtiyacım var çünkü. Neden ihtiyacım varmış? Önce kendim için, sonra akşam nereye gideceğini öğrenmek için. Peki sen nereye gideceğimizi doğrudan söylesen de ben ona göre hazırlansam daha kolay olmaz mı? Olur, olurdu ama sana yakışmazdı.
Yani şimdi bizim nereye gideceğimizi öğrenmek için bu kalori bombasını içmem mi gerekiyor? Öncelikle bir dene. Pişman olmaz. Alo, Fatih abi. Ne haber Hakan? Döndüm ben, beni aramışsın. Ya ben şey, küçük kız için aradım seni. Seans günleri değiştirdiler. Bir sorun yok değil mi? Yok, ben yurt dışına çıkınca erteledik ama yarın başlıyoruz. Sabah 9'da ilk onu alacağım, gel istiyorsan. Yok ya, ben sadece sormak istedim. Bir sorun yok değil mi Fatih abi? Tekrar yürüyebilecek yani. Evet evet, tedaviye cevap veriyor. Hmm. Çok güzel, çok sevindim. Kolay gelsin Fatih abi. Hadi selam söyle Barış'a. Ne oldu yavrum? Bir şey mi düşürdün? Yok babaanne. Hani bir hediye vardı ya. Hı? O hala duruyor mu? Ha dur bir bakayım. Ha burada vallahi. Duruyor bak. Belki birisi bizim için bırakmıştır babaanne. Yok be kızım. Kim bize hediye bırakacak ki? Bekleyelim biraz daha. Kim unuttuysa gelir mutlaka. Ah Yekta'cığım. Ah, merhaba nasılsın canım? Teşekkür ederim. Yekta benim sana bir işim düştü. Emin olur Cahide. Söyle bakalım. Şimdi canım bir kız var böyle çok çalışkan, çok dürüst. Ailesi de fakir. Şimdi ben bu kıza yardımcı olmak istiyorum. Böyle yurt dışında hani iş olur, okuması için yardım etmek falan. Senin de bu konuda bağlantıların vardır. Bana bir yardımcı olur musun acaba? Hallederiz. Senin referansın varsa mutlaka iyi bir kızdır. Ah canım çok teşekkür ederim. Hemen buluşalım mı Yekta? Vallahi ben müsaitim ama Berlin'deyim. Ha ama birkaç güne döneceğim ararım seni. Ah tamam Yekta'cığım teşekkür ederim canım. Peki hadi sana iyi seyahatler. Görüşürüz sağ ol. Tamam görüşürüz canım. Ah İlayda ah. Yani beni soktuğun durumlara bak. Bir işi beceremedin. Ay bu ne canım? İçim dışım şeker oldu. İlayda. Saçmalama kendine gel. Ne oldu mu sana canım? Bu Barış nerede yine? Barış nerede? Gelmedi mi hala? Ha yok İlayda Hanım. Bugün evden ve Güldüren davasına çalışıyor. Evden? Niye? Hasta mıymış? Hayır. Emre Aslı'yı kaçırmaya kalktı ya. O yüzden bugün evden çıkmayacaklar. Evde çalışacaklarmış. Emre Aslı'yı gerçekten kaçırmış mı? E tabii gerçek. Aa Allah Allah. Niye kaçırmış ki? Gönlü mü var acaba kızda? Hissedecek mi Gül adam baygın yatıyor ayağını dürtsen ne ya? Veli Bey yetti. Kalk artık ayağa. Kalk. Bana bir anlat bakayım Aslı'yı kaçırtmak nedir ya? Bir anlat. Aslı'yı kaçırtmak. Aslı'yı kaçırtmak.
O şu an başka bir dünyada patron. Farklı bir boyuttan konuşuyor bizle. Ben şimdi getireceğim onu bizim boyuta, merak etme. Veli Bey, adamın Emrah Aslı'yı kaçırdı. Aa, niye öyle yapmış? Allah'ın izniyle isteseymiş. Baba, dur 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 dur. Patron, tamam dur. Sakin ol. Veli Bey, benimle bir alakası yok. Emrah belgeler için kaçırdı beni. Sizin bu kaçırtma olayından haberiniz var mı? Belgeler. Nura'nın getirdiği. Lanet gelsin o belgeleri. Bana ne dedi biliyor musunuz? Topuğumla da ezerim, helvanı da kavururum. Hah. Hah. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Gülüm, Teo. Ama Veli Bey'in kaçırılmadan hiçbir haberi yok. Yani en başında tahmin ettiğim. Evet Agata, evet. Her şeyin en iyisini sen biliyorsun, bravo. Evet, belki de her şeyi ben biliyorumdur Barış Bey. Beni azarlayacağınıza dinleseydiniz belki şu an çoktan çözmüştük olayı. Peki, madem kendinden o kadar eminsin, iddiam hala geçerli. Ama kaybetmekten korkuyorsan bilemem. Korkuyorsam? Sen bilirsin. Tamam. Ben kazanırsam hayatından sonsuza dek çıkıyorsunuz. Ama ben kazanırsam da bu huysuzluğunu, tersliğini bir kenara bırakıp benimle insan gibi konuşuyorsun. O zaman şu andan itibaren bu davada rakibiz. Anlaştık. Gel gülüm, biz biraz iş konuşalım. Sen benim adamımsın, tamam mı? Onlardan önce şu işi halledip benim Barış Bey'i hayatımdan tamamen çıkarmam lazım artık. Tamam Aslı'm, anladım ama ya birazcık abartmıyor musun? Ne bileyim yani Barış Bey'in kötü bir şey dediği, yaptığı falan yok ki. Gül, sen kimin tarafındasın? Tabii ki senin. Ama yani şimdi bu olayda ne kadar senin tarafında olmalıyım, onu çok kestiremiyordum ki. Öf! Tamam. Yapalım şu işi. Hadi. Bu mu patron? Kızı yumuşatmanın yolunu böyle mi buldun yani? Evet Teo, bu. O yüzden de Aslı'nın kaybetmesini sağlayacaksın. Hayda, dur patron, sen çok zor göreve koştun beni. Gül var orada ya, nasıl yapacağız? Vallahi o da senin meziyetin. Teo beni bu işten kurtar. Bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin?
yaptın? Hallettin mi? Hallettim, hallettim. Canım arkadaşım. Gel canım arkadaşım, biz sen şöyle bir yürüyelim. Patron kesin bir şey buldular. O şimdi evden çıkamayacağı için kesin Gül'ü gönderecek iş halletmeye. Sen Gül'ün peşinden ayrılma. Hani tek başına kalma, tehlikeli falan dersin. Eğer bir şey bulurlarsa da hemen bana getiriyorsun. Tamam, anlaşıldı. Gel şuraya. Heh. Aslım, kadınla konuştum, randevu aldım. 2 saate beni bekliyor. Aslan arkadaşım benim, bravo kız sana. Hemen gidiyorsun şimdi oraya, tamam mı Gül? Tamam, ben kadınla ne konuşacağım? Ne diyeceğim yani? Senin kardeşin gitmiş, pis pis işlere bulaşmış, yetmemiş bir de benim arkadaşımı kaçırmış. Şimdi onu bana ispiyonla mı diyeceğim? Ne diyeceğim ben? Gülüm, sen o kadının gelinlikçisine gitmiyor musun? Hı. Evet. E peki benim ablamla senin abin evlenmiyor mu? Evleniyorlar. Gidip onlara gelinlik baksanıza kızım. Siz orada kadını oyalarken Teo da içeri girer. Bütün o aradığımız belgelere her şeye bakar işte. Teo mu? Hı. Teo Barış Bey'in adamı ya. E senin de sevgilin. Bul bir yolunu işte. Ya Aslı ya. Ya yemin ederim sen tam ajan oldun ya başımıza. Kızım bak sen bundan sonra taksiye maksiye çıkamazsın yani. Zor, ben sana söyleyeyim. Sen bence ne yap biliyor musun? Otur böyle Barış Bey'in yanında. Paşa paşa. Ajanlığını yap. Mis. Gülüm. He. Oyalanmadan al sevgiline git. Düşman saflarından bir adam eksiltelim en azından. Bak şimdi bu Emrah. Kadının hesabına şüpheli para transferleri yapmış. Kadın da sıradan bir gelinlikçiye göre fazla lüks yaşıyor. Buradan kesin bir şey çıkacak Gülüm. Hadi sen halledersin. Yürü. Hadi. Hadi. Ortağın burada olduğunu biliyor mu? Patronun senin burada olduğunu biliyor mu? Neymiş bakalım telefonda söylediğin ortak çıkarlarımız? Şoför kız. Aslı mı? Hı hı. Hani şu kaçırıp da elinde tutamadığın kız. Ben o kızın başının etrafında dolanmasını istemiyorum. Kendi başına beceremiyor musun? Yok. 2 kişi daha iyi beceriz diye düşünüyorum. Sonuçta senin de ona karşı zaafın var. Ben sadece belgeleri istiyorum. Kız bonus. Peki belgeleri sana verirsem benim çıkarım ne olacak? Aslı'dan kurtulmanı garantileyebilirim. Daha onu kaçırmayı başaramadın. Nereden garanti veriyorsun? O iş sadece belgeler içindi. Bir kadının gönlüne girmenin farklı farklı yolları var. Ya da avukattan soğutmanın. Şimdi konuşmaya başladın işte. Ya ablacığım siz de bu işler yüzünden çok ihmal ettiniz kendinizi. Hadi gidin gelinlik bakın işte. Aa Aslı. Bak biz kafemizin, mahallemizin dertindeyiz. Sen gelinlik diyorsun. Azdırma ablanı şimdi. Şimdi sırası değil. Anne ne olacak bir baksak? E kız tanışmış. Kadın indirim yapacakmış değil mi? Anneciğim bak biz davayla uğraşıyoruz zaten. Her yerimiz dosya kağıt. Onlar yaşasın bari bak. Of 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 aferin aferin benim güzel avukat kızım. Sen çalış çalış bazıları da geçsin. Ama neyse ne yaparsanız yapın hadi ne yaparsanız yapın. Ya Baldız. Ya Baldız bu... Beni niye karıştırıyorsun ki sen bu işi? Ben anlamadım ya. Gidip kardeşimle baksınlar işte gelinlik falan. Ah Barbo ya, ah Barbo. Damatsın sen, damat. Gidin bakın işte bak. Gül'le Töy'e yolda zaten. Geliyorlar sizi almaya, hadi. Onun ne işi var mı şöyle gelinlik melinlik bir şeyler, ha? Barbo yeter ama artık ya. Bak sen Töy'e böyle yaptıkça... ...abim de aynısını sana yapıyor. Hepsi dönüp dolaşıp bizi buluyor. İyi çocuk, uğraşma. Ya aşkım o... Aslı'cığım, hadi sen işine geri dön. Bir şey lazım olursa bize haber verirsin.
Biz gideriz gelinlikçiye. Gelsin Teolar. Hadi öptüm aşkım. Aşkım ya Teo diyorsun, şey diyorsun. Bak biliyorsun Tamam, geçti. Yeter canım. Ya çok da şeydi zaten. Bakarız yani gelinlik yani. Gelinlik dedin. Yani. Ben demin yanlış mı duydum yoksa sen benim en iyi adamımı ablana gelinlik bakmaya mı gönderdin? Bir genç kız için gelinlik bakmak her şeyden önemlidir Barış Bey. Bunu size kimse söylemedi mi? Ama ben en çok sizin planınızı merak ediyorum. Çok seveceksin öğrenince. Tamam, ben hazırım. Sevinebilirim. İş bitsin öyle. Aman. Canım nasıl olsa eliniz boş döneceğiniz için çok da önemli değil yani. Bence sen tavrını yavaş yavaş yumuşatmaya başla Aslı. Kaybettiğinde öyle ani bir şekilde U dönüşü yapmak zorunda kalma. Öyle bir şey olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Ha gelinlikçiden bir şey çıkacağına o kadar eminsin yani. Veli! Ne velisi? Ne oluyor? Ben de yapacağım. Ne yapacaksınız? Erkek erkeğe konuşacağız. Tamam tanığı benim de sorgulama hakkım var. Sen avukat değilsin Aslı. Sorgulamak istiyorsan önce bir avukat ol. Veli Bey kalk! Olmaz böyle. Ben de dinleyeceğim, ben de soru soracağım, ben de dinleyeceğim. Orada yatıyor iki saattir, konuşsaydın. Olmaz ama böyle, açın! Açın dedim, açın ben de soracağım. Sen mi yıkacaksın adamı? Ha, yok canım. İyi tamam, siz hadi erkek erkeğe halledin o işi. Ben bekliyorum burada. Sağ ol. Bekle sen. Kesin ağzından laflar alacak orada. Bak sen. Ben de kadın kadına konuşurum o zaman. Sana o belgeleri veririm ama Barış'a zarar gelmeyeceğine emin olmam lazım. Benim derdim o herif değil. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Neyden kurtarmaya çalışıyorsun? Veli Güldüren'i var eden benim. Benden önce sadece apartman müteahhitiydi. Sayende Karun oldu. Artık ona değil kendime çalışmak istiyorum. Yani bu belgelerle patronla şantaj yapacaksın. Şimdi sen böyle deyince çirkin oluyor tabii. E o zaman patronun yerine geçeceksin diye. Kısmet. Eyvah, biz seninle daha önce neden tanışmadık? Nasip. Geç olsun, güç olmasın. Öyle diyelim. Herkes ne yapacağını anladı değil mi? Ay anladı, anladı Teo ya. Ay, gerçekten bir kere daha sorarsan... ...ay delireceğim yani. Ay Gül, baksana ne kadar güzelmiş bunlar. Yuh, 14 bin mi? Delirmiş kızım bunlar ya. Allah Allah, alt taraf bir gece giyilecek şey. Kız, insan bir kere gelin oluyor bu hayatta. Çok da şey değil yani. Güzel değil bunlar ya. Boş ver, şey yapalım biz. Ben sana en kralından gelinlik alacağım aşkım benim ya. Tamam mı? Bu şimdi böyle rol icabı şey yapıyoruz. Siz Güllü şu kadını oyalayın, bize yeter o. Ha? Söz mü? İstediğim gelinliği alacak mısın? Söz tabii, aşkımın ilkbaharı ya. Hem de şak diye alacağım. Tamam, şey ver. Ay. Kız, şu ajanlık majanlık işleri tam bana göre değil ama... ...ben hep oyuncu olmak isterdim biliyor musun? Böyle dizilerde, misilerde falan. Çok güzel olmaz mıydı? Hı. Ay. Ben gerildim bak, yine çok gerildim ben.
Ya böyle gizli mizli işler bana göre değil. Gideceğiz kadının eşyalarını meşyalarını kurcalayacağız. Korkuyorum ben ya. Bana bak, sen böyle milletin. Yavaş, yavaş. Bana bak, sen böyle milletin eşyalarını falan karıştırmaya çok meraklısın yani Teo, ha? Ne alakası var Barbaros, işim bu benim ya. Bilemem artık. Yani insan kendi ruhuna uygun olan mesleği seçermiş, anlatabiliyor muyum yani? Ben senin ruhuna acayip kıl kapıyorum, bak haberin olsun ha. Barbaros, bak ben hukuk bürosunda araştırma şefiyim, anladın? İşim bu benim yani, işim, işim. Ha yani böyle yalana dolana hırsızlığa teşneyim diyorsun yani ha? Allah! Bak eskiden patronun şoförüydüm, ondan sonra araştırma şefi oldum, anladın? Valla patron adam sonuçta şimdi o yani. Tabii daha iyi bilir de yani. Öyle durduk yere bir şey yapmaz da. Kesin bir şey gördü o sende. Hoş geldiniz. Gelinlerimiz. Bana dedi ki, topuğumla da ezerim. Evet Veli Bey, evet. Helvanı da kavururum dedi, tamam ama ya. Hadi sadede gelelim artık. Benim sana ne sadedim olacak be? Bir de almış beni buraya getirmiş. Başıma ne geldiyse hep senin yüzünden. Senetlerimi aldınız. Kadırgayı yediniz. Nuran'ı ayartıp hayatımın aşkını bitirdiniz. Bir de sadet diyor bana. Hepsini sen kendin yaptın kendine. Bak elimdeki belgelerle seni uzun süre içeri atarım Veli Bey. Oh, bir de onu yap tamam olsun. Ama sana bir teklifim var. Bizim tek düşmanımız sen değilsin. Aa, siz bu kafayla daha çok düşman edinmişsiniz. Veli Bey ciddi bir şey söylüyorum, bir dinle ya. Bak Emrah sadece bizim değil. Senin de düşmanın. Bize Nuri'nin adını o verdi. Ha, bir de fitne fücurluk ha. Kendi adamıma düşman edeceğiniz beni. Öyle mi? Kendi adamın seni sırtından bıçakladı. Bak, karımla beni düşman ettiniz. Emrah'la da aramı bozacaksınız, öyle mi? Yiyemezler. Aslı'yı kaçırmasını sen söylemediysen niye yaptı o zaman? Niye düştü o belgelerin peşine? Beni kurtarmak için, niye olacak? Emin misin? Senin için başını yakar yani, öyle mi? Ya bir de git, kafamı karıştırma benim. Nuran? Nuran'ın burada ne işi var? Şey, biz bir kadın kadına konuşacağız. Oh olsun sana. Bana yapar mısın? Kapıyı böyle kapatırlar burnuna burnuna. Şu Emrah meselesini bir konuşalım, gel. Tamam. Nurhan Hanım, nereye gidiyorsunuz? Veli burada Aslı. Sen de telefonda hiçbir şey söylemedin ki bana. Bilseydim gelir miydim hiç? İşte bu yüzden söylemedim. Ya beni bir dinleseniz bana hak vereceksiniz. Emrah beni kaçırmaya çalıştı. Ne? Bizim Veli'nin Emrah. Evet. Lütfen yardımınıza ihtiyacım var. Gelin beni bir dinleyin hadi. Ne olur. Allah Allah. Dön şöyle bakalım. Dön bakalım. Tam tur dön. Evet. Çok güzelsin. Ay teşekkür ederim. Prenses gibi olacaksın düğününde. Ama birazcık zayıfsın. Sana birazcık kalça, birazcık da meme lazım. Ya ne diyor lan? Abicim iş bu iş. Ya rol yiyeceğim. Böyle bir model yapalım. Nefis olursun. Kalçaya da ekler, yukarıya da. Ay, vallahi ya. Arzucuğum görüyor musun? İşinin ehli olmak
bambaşka bir şey tabii. Nasıl böyle şak diye buluveriyor şıp şıp, değil mi ya? Ne güzel, değil mi? Ya ben diyorum ki, gel gel bak. Dedik ki biz şunu hadi misal ya, bunu alalım dedik, bunu diktirelim dedik. Şimdi nasıl oluyor bu, şey yapsanız bir bize, baştan sona bir anlatsanız siz bize. Nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş, değil mi? Evet. İçeriye bakacağım, gözcülük edersin, tamam mı? Şişt, sen git içeri bak, ben burada gözcülük yaparım. Gel şu modele bak, Allah aşkına nasıl güzel ya, değil mi? Bak bir bak nasıl? Gel. Ne o şimdi? Bakayım. Nesi güzel kızım bunun ya, deniz kızı gibi sımsıkı. Bak Arzu lütfen, rica ediyorum senden, böyle bir şey istemiyorum kesinlikle ha. Barbo, bir kere evleneceğim ya. Neden giymeyeyim? Al ver sen şunu. Allah Allah. Ha bak işte bu var. Al bunu. Bu ne ya öyle? Çuval giyeyim istersen. Ya kızım sen ne olsun istiyorsun ya? Normal bildiğin gelinlik işte. Oranı buranı açmak mı istiyorsun? Neyin peşindesin? Ben anlamadım ki seni yani. Abi gerçekten, gerçekten yani ilk insanda takılıp kalmışsın ya. Arzucuğum sen bunun acaba neresine vuruldun, neresine tutuldun? Ben hiç anlamadım. Nasıl alıyorsun sen bunu? Sana ne kız? Allah Allah. Sen işine bak hadi tamam. Ya bunun neresi çuval gibi? Bakar mısın lütfen? Nesi çuval bunun şu anda? Ya kızım ne öyle o 200 wattlık ampul gibi parlayacaksın orada? Allah Allah, giy işte mütevazi bir şey efendi gibi. Her şey evlenene kadar tabii, değil mi? Sözü almadan önce bana saraylarda düğün yapıyordun. İstediğim gelinliği giydiriyordun. Değil mi? Arzucuğum, hani sen de giyiversen ne olur canım sanki, değil mi ama? Gül Hanım, bana görümcelik ha? Gelin kızımız, yani güzel kızımız, sen birazcık aklını mı kullansa acaba şu anda, azıcık aklını mı kullansan da he desen ne olur sanki, sonra biz hallederiz onu kendi aramızda. Oo, Gül Hanım bravo. Sen abinin arkasından iş çevirmeyi çok güzel biliyormuşsun efendim. Bravo, tebrik ediyorum seni. Tebrik ederim. Tamam, hadi bakalım. Dışarıda yapın siz kavganızı. Hadi, hadi, hadi. Gelinliğinizi de başka yerden alırsınız. Ben çekemem öyle kavga gürültü. Burası sizin için zaten biraz pahalı. Hadi çıkın. O ne demekmiş canım öyle ya? Nerede görülmüş müşterini kovulduğu ya? Biz sizin veli nimetiniziz. Hiç. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz teyze hanım. Öyle atıyorsun da sen yani. Ne teyzesi ya? Terbiyesiz seni. Çıkın hadi. Çıkın. Çıkacağız efendim. Çıkacağız tabii. Çıkmaz olur muyuz? Biz de çok meraklıyız gelinliğe. Çıkıyoruz. Bağırma öyle kulağımın dibinde. Hadi yürü. Şimdi polis çağırıyorum. Ay Meral Hanım. Lütfen gitmeyin. Bize yardımcı olun. Siz bu işi çok iyi anlıyorsunuz. Siz bana göğüs dediniz, kalça dediniz. Çok hoşuma gitti. Hem bizim paramız da var. Lütfen bana yardımcı olun. Lütfen. Tamam ama kavga istemiyorum. Burası nezih bir mağaza. Gel bakalım. Ya aslında ben fikrimi değiştirdim. Gel aşkım, biz başka bir yerden bakalım. Gelinliğim, değil mi aşkım? Evet aşkım, hadi görüşürüz teyze hanım, kendine iyi bak. Hadi Allah'a emanet, hadi. Ay, bıktım bu gelin kızların manyaklıklarından. Veli Bey, şimdi sen de Emrah'a karşı kullanılacak kesin bir şeyler vardır. Ya bir git.
Hem beni savcılığa şikayet et hem de yardım iste. Senin zaten savcıdan kaçışın yok. Ama bana Emrah konusunda yardımcı olursan senin en az ceza alman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ne yapıyor o hain içeride ha? Senin sahtekar kızla iyice kuyu mu kazıyor değil mi? Vay be, vay be. Ben ona diyeceğimi dedim. Artık bunun geri dönüşü yok. Tamam, en azından bir konuşup ikna etmeye çalışsanız. Bakın, Emrah çok kötü bir adam ve kocanıza da zarar veriyor. Ben onu topuğumla ezdiğim günden beri artık o benim kocam falan değil. Aa, beni bir inşaata tercih etti ya. Öldürürüm, helvanı da kavururum dedi. 20 yıllık karım bana bunu dedi. Konuşmamız lazım Agata. Tamam. Nerede, ne zaman? Hobi odasında. Şimdi. Ben 5 dakikaya geliyorum Nur Hanım. Oh. Ben geliyorum şimdi Veli Bey. Ah Nur Ana. Şuradan şuraya gelmedi görüyor musun? Aynı evin içindeyiz. Boynuzunu kırıp gelmedi. Dökül bakalım Agata. Önce siz. Sende de bir şey yok değil mi? Anca topuk, anca helva. Veli Bey diyor başka bir şey demiyor. İçim çürüdü. Veli de sürekli Nurhan diyor. Barış Bey, bizim onları barıştırmamız lazım. Yoksa hiçbir işe yaramayacaklar. Eziyet olacaklar bize. Peki bunun için ortak hareket edersek sonuç kimin hanesine ezilecek? Fikir benden çıktığı için bana. Sen bu söylediğini bir iki saniye düşün. Sonra tekrar kur cümleyi. Tamam. Veli'yi kullanma fikri sizindi. Veli'yi kullanabilirsek eğer... ikimizin de hanesine birer puan yazılsın. Aferin sana. Akıllı kız. Ne yapacağız şimdi? Düşünelim mi? Odaya kapatalım. Birbirlerini yerler, 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 barışırlar. Evet, bizim gibi. Doğru. Buldum. Bunlara bir hedef koyalım. Aynı amaç için savaşsınlar. Evet, bizim gibi. Ama bana hiç yardımcı olmuyorsunuz Barış Bey. Biraz da siz düşünün. Basit düşün Aslı. Olumlu düşün. Yapıcı ol, savaşma. Mesela güzel bir akşam yemeği. Mantıklı. Da biz yemek yapamıyoruz Barış Bey. Yaptırırız Agata. Hadi. Ya sizin gizli gizli odalarınızda neler varmış? Çalabiliyor musunuz bunların hepsini? Hadi Aslı'yım. Vay be, kaç saat olmuş. O zaman bu gece senden belgeleri bekliyorum. Belgeler kolay iş. Barış'a gider alırım birazdan da. Sen Aslı'yı nasıl halledeceksin? O da kolay. Bana güven. Tabii ki güvenmiyorum. Önce hallet, sonra konuşalım. Alo, Hakan? Ben geldim İlayda. Bekliyorum seni. Ha. Ya ben bugün gelemeyeceğim. Yarın falan buluşuruz olur mu? Hadi kapamam lazım.